Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu hafta kritik bir hafta, hatta önümüzdeki hafta da kritik bir hafta. 12'si yani Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu faiz kararı ile ilgili genel beklenti, piyasa beklentisi 275 baz puan. Piyasada en düşük faiz beklentisi 175 baz puan, en yüksek faiz beklentisi 400 baz puan, medyan 275 baz puan. Peki bunun üzerinde gelebilir mi? Gelebilir. Bunun altında gelebilir mi? Yani 275 baz puanın altında bir faiz indirimi gelebilir mi? Şu anki açıklamalara bakılırsa çok zor gibi görünüyor sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın kararını biraz sonra size ayrıntılarıyla aktaracağım. Ama önce bir de dönelim Fed kararına bakalım. Çünkü Fed'in kararı da çok önemli bu süreçte. Özellikle doların hareketleri açısından her iki kararda bu ayki dolar fiyatlarını çok ciddi oranda etkileyecek sevgili dostlarım. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Powell'ın konuşmasına bakalım isterseniz önce. Powell neler söyledi ve bu konuşması bir faiz indirimini mi işaret ediyor Amerika'da, yoksa faizlerin bu seviyede tutulacağını, hatta belki de Amerika ile ilgili göstergeler bu şekilde geldikten sonra, gelmeye devam ettikten sonra yeni bir faiz arttırım kararını mı destekleyecek, onu hep birlikte göreceğiz. Bakın Powell şunları söylüyor. Diyor ki Fed kararlarını siyasete göre almaz. Bunu açalım isterseniz. Yani Trump ne derse desin, bakanlar ne derse desin, vekiller ne derse desin, senatörler ne derse desin, uluslararası camiadaki yetkililer ne derse desin, Fed yani Amerika Merkez Bankası faizle ilgili kararlarını kendisi alır. Kimseden etkilenmez. Etkilendiği tek bir şey vardır, göstergeler. Göstergelere bakar, özellikle de orada istihdam ve enflasyon verilerine bakar. Bu verilere göre kararlarını verir ve açıklamalarını yapar diyor Powell. Çok önemli bir ayrıntı. Yani şunu söyleyenler var. Trump bu kadar baskı yapıyor. İşte Fed'in kafasında boza pişiriyor. Buna rağmen Fed buna nasıl direnecek? Bakın sevgili dostlarım, Fed 10 yıllardır bu politikaları bu şekilde uygulamaya devam ediyor. Trump'tan önce de çok daha agresif başkanlar gelmiş olmasına rağmen Fed bugüne kadar politikasını hiç değiştirmedi. Kendi kararlarını kendisi aldı. Genel itibariyle de göstergelere göre bu kararları verdi. Şimdi ikinci başlığa bakalım. Diyor ki Powell, ABD ekonomisi iyi durumda. Powell ve bölgesel merkez bankası başkanları, Fed başkanları bir resesyon öngörmüyorlar. Onların elindeki verilere göre Amerika'da şu anda bir resesyon ihtimali yok. Bu da şunu gösteriyor. Resesyon ihtimali yoksa piyasa canlı ve piyasa canlı olduğu için de bir faiz indirimine şu anda gerek yok. Piyasa yapıcıları ya da uluslararası piyasalardaki yetkililer ya da Trump boş yere bağırıyor. Nefesini boş yere tüketiyor. Çünkü Amerika'da bir resesyon ihtimali yoksa o zaman bir faiz indirimi ihtimali de yok. O zaman neden Fed daha önceki kararında 25 baz puan indirim yaptı diye sorabilirsiniz. Sevgili dostlarım, o dönemde bu kadar belirgin değildi göstergeler. Sıkıntılar daha büyük gibi görünüyordu ama daha sonra gelen tüm veriler Amerika ekonomisinin net bir şekilde büyüdüğünü ortaya koydu. İki veri haricinde bakın o günden sonra neredeyse 20 veri açıklandı. İki veri haricinde tüm veriler Amerikan ekonomisinin canlı olduğunu gösteriyor ki özellikle enflasyon yukarıyı işaret ediyor. İstihdam verileri de her geçen gün daha iyi geliyor. Özel sektör istihdam verilerine bakıyorsunuz. Talep hala çok yoğun bir şekilde var ve hatta özel sektör işçi maaşlarını da her geçen gün arttırıyor. Elindeki işçiyi tutabilmek için. Üçüncü açıklamasına bakalım Powell'ın. Amerika ekonomisinin görünümü olumlu. Dördüncü açıklamaya bakalım. Çünkü bu açıklama bir önceki açıklamayla çok da ters bir açıklama değil, paralel bir açıklama olduğu için biraz önce söylediklerim bu açıklama için de geçerli. Powell diyor ki bir sonraki açıklamasında ABD ekonomisini tüketici harcamaları taşımaya başladı. Tüketim hareketleri oldukça yoğun.
Enflasyon üzerinde bir baskı var. Millet harcıyor. Tüketici harcıyor. Enflasyonun yukarıya doğru gitme ihtimali her geçen gün artıyor. Bu nedenle de faizleri indirme ihtimalimiz yok diyor Powell. Doğru düzgün Powell'ın konuşmalarını, açıklamalarını eğer ki dinlerseniz her başlığın altında bir faiz indirimi yok açıklaması görebilirsiniz. Yine bir başka önemli veri, ekonomik görünüme dair önemli riskler mevcut diyor. Tabii ki bunu söyleyecek. Her zaman riskler mevcut ama bu riskler belirginleşmedi diyor aslına bakarsanız Powell. Daha önceki konuşmalarında da bunu söyledi. Göstergeler bunların belirginleştiğini ortaya koyarsa işte o zaman bir faiz indirimi gelebilir sevgili dostlarım. ABD ekonomisinin bu yıl %2-2,5 arasında büyümesini bekliyoruz diyor. Şunu da ekliyor. Fed büyümenin devam etmesini sağlamaya uygun hareket edecek. ABD'nin büyümesinde düşük faizlerin de etkili olduğunu gördük diyor. Üç başlığı bir arada verdim sizlere. Çünkü şunu söylüyor aslında Powell açık ve net olarak. Bizim zaten faizlerimiz düşük. Şu anki seviyede de Amerika ekonomisi gayet iyi büyüyor. Onun için ekstra bir faiz indirimi yaparak risk almaya gerek yok. Enflasyonu şişirmeye gerek yok. İşsizlik ortamıyla ilgili ya da krizle ilgili yeni bir risk yaratmaya gerek yok diyor Powell. 18'inde de buna bağlı olarak Powell'ın ve Merkez Bankası'nın faiz indirmeyeceğini hepiniz göreceksiniz sevgili dostlarım. Ve buna bağlı olarak da dolar yukarıya doğru hareket edecek. Türkiye'de Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek Türkiye'de. Şimdi gelelim bizim Merkez Bankamıza. Merkez Bankası ne kadar faiz indirecek? Bakın 275 baz puan piyasanın genel beklentisi demiştim. 175 baz puan beklenti de var. 175 baz puanlık bir indirim olabilir mi? Bence çok ama çok zor bir ihtimal. Olur mu? Olur. Ama 175 baz puan indirilse bile aslında Türkiye'deki reel faiz oldukça sıkışık bir aralığa girmiş oluyor. 19.75'ten 18'e iniyor. Politika faizi, enflasyon %15. Gerçekçi olmasa bile %15 olduğunu kabul etmek zorundayız. Resmi veriler bu çünkü. 15 ile 18 arasında sadece 3 puanlık bir reel faiz var. Bunun içinden stopajları onu bunu falan filan çıkartmıyoruz. Reel faiz hesaplaması bu şekilde yapılıyor zaten. 3 puanlık bir reel faiz tatmin eder mi yerli yatırımcıyı ya da yabancı yatırımcıyı? Bence etmez. Muhtemel ki 275 baz puanın da üzerinde bir faiz indirimi olacak. Çünkü mevcut Merkez Bankası Başkanı Cumhurbaşkanı'na söz verdi. 800 baz puanlık bir indirim beklentisi vardı Cumhurbaşkanı'nın. 425 baz puana ikna edildi ve ortamda şöyle oldu. 425 baz puan indirildiğinde dolar yukarıya doğru sert hareket etmediği için Cumhurbaşkanı'nın eli güçlendi ve Merkez Bankası daha çok baskı yapacak. Madem 425 baz puan indirdiğimizde dolar fırlamadı, 375 baz puan daha indir, bana verdiğin sözü tut. Muhtemelen Merkez Bankası minimum 375 baz puanlık bir indirim yapacak bana göre sevgili dostlarım. 375 baz puanlık bir indirim yaptığı zaman mevcut 19.75'lik faiz ortamı 16 seviyesine inecek. Reel faiz %1 olacak sadece. Bakın %1'lik reel faizden bahsediyorum. Türkiye gibi risklerin bol olduğu, ekonomik kırılganlıkların bol olduğu bir ortamda %1'lik reel faizden kimse tatmin olmayacak ve işte o zaman dolarda çok sert bir hareket göreceğiz. Geçen ay 425 baz puan indirildi. Neden dolar tepki vermedi'nin cevabı bu işte. O zaman bir pay vardı sevgili dostlarım. Enflasyonla politika faizi arasındaki makas açıktı ve reel faiz ortamı cazipti. O nedenle dolarda yukarıya doğru bir hareket olmadı. Keza ona rağmen ekonomik kırılganlıklar baz alındığı zaman o dönemde bile doların yukarıya doğru gitme eğilimi vardı. Ama doların baskılanmasıyla birlikte dolar belli bir seviyede zorla da olsa tutuldu. Ama bu sefer 375 baz puanlık bir indirim bu hafta içerisinde 6.25 seviyesinin doların aniden kırmasına sebep olabilir. 375 baz puanlık bir indirim olacak mı? Bana göre olacak. Piyasa 275 baz puan bekliyor zaten. Piyasanın üzerinde bir faiz indirimi yapılarak önümüzdeki süreçte de yeni faiz indirimleri işaret edilecek
ve yıl sonunda tek haneli faiz ortamına doğru götürülecek. Bu arada faiz indirimlerinin sebebini de söyleyeyim sizlere sevgili dostlarım. Faiz indirimlerinin sebebi aslında piyasaya kredi vermek değil. Faizi aşağı indirseler bile kredi vermekte zorlanacaklarını, hatta kredi veremeyeceklerini gayet iyi biliyorlar. Ne bir kredi talebi var piyasada, ne de özel bankalar kredi vermek istiyorlar. Verecekleri her kredinin onlara batık olarak geri döneceğinin farkındalar. Batık kredi oranlarının artmasının da onların rasyolarını bozacağını ve bunun sonrasında da ciddi bir finansal krizi beraberinde getireceğinin farkındalar. Onun için özel sektör ısrarlı bir şekilde kredi vermekten kaçıyor. Faiz düştükçe özel bankaların kredi verme isteği de daha çok azalıyor. Peki bu indirim neden yapılıyor? Bu indirimin ana sebebi şu: olası bir dolar şoku öngörülüyor. Devletin de yol vermesiyle oluşacak bir dolar şokundan bahsediyorum sizlere. Böyle bir dolar şokunun yaşanması durumunda dolardan çözülecek ve Türk lirasına geçecek paranın faize gitmesi istenmiyor. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim sizlere. Doların bozdurulması durumunda ortaya çıkacak Türk lirasının faiz ortamına gitmesi istenmiyor. Yani aslında mevduat faizleri aşağıya çekilmeye çalışılıyor. Mevduat faizleri aşağıya çekilerek paranın mevduata gitmemesi sağlanacak ve mevduata gitmeyen paranın da konut sektörüne yönelmesi, konut sektörünün canlanması sağlanacak. Asıl amaç bu. Konut sektöründe stokların eritilebilmesi için döviz tevdiat hesaplarındaki paranın yüksek fiyatlarla bozulması, ele geçen parayla da konut sektörüne yönelinmesi sağlanacak. Peki bu para nasıl karşılanacak? Merkez Bankası para basacak. Merkez Bankası çatır çatır para basacak ve dövizleri piyasadan yüksek fiyatta toplayacak. Böylece hükümet bir taşla iki kuş vuracak. Bir, piyasadaki Türk lirası bollaşacak, piyasa canlanacak, piyasa hareketlenecek, konut stokları azalacak. İkincisi de Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artacak. Evet, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artacak. Aslına bakarsanız döviz tevdiat hesaplarındaki o 186 milyar dolar bu operasyonla Merkez Bankası'nın kasasına girmiş olacak sevgili dostlarım. Hem vatandaş kazanacak, görünen o, hem devlet kazanacak, hem Merkez Bankası kazanacak, hem de piyasa canlanmış olacak, hem de konut stokları azalacak. Operasyonun genel adı bu, ama öncelikle bunun için faizlerin cazip olma seviyesinden aşağıya çekilmesi gerekiyor. Bakın, altını çizerek söylüyorum. 375 baz puanlık bir indirim bekliyorum minimumda ve faizlerin 16'ya kadar düşmesini bekliyorum. Bunun sonrasında da dolar 6.25'in üzerini test etmeye başlayacaktır ve yıl sonuna doğru da biz 10-12 bandında bir dolar kuru göreceğiz sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın.